Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine merhabalar arkadaşlar. Tatilimizi tamamladık ve artık yeniden derslerin başına geçmeye hazırız. Ne yapacağız peki şimdi? 10. sınıf kimyada neler var onlardan bahsedeceğiz. Güzel ve başarılı bir şekilde 9. sınıfı tamamladık. Oradaki bilgileri cebimize koyduk. O bilgilerle birlikte artık 10. sınıf kimyaya hazırız ve burada neler yapacağız onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Müfredatta bir değişiklik oldu biliyorsunuz ama bu bizi etkilemeyecek. Biz e, eski müfredatın son neferleri olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz arkadaşlar. Peki geçen seneden zaten aşinayız. Neler yapıyorduk? Bu sene içerisinde neler yapacağız arkadaşlar? Tabii ki zaman içerisinde... Dersinde konular ilerledikçe biz de burada videolarımızla, derslerimizle sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. E, mümkün olduğunca sorular çözmeye ve birlikte çalışmalarımızı tamamlamak için uğraşacağız. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar sayısal ders demek, e, bireysel çalışma demek, bol bol soru çözmek demek özellikle kimya için bu sene bol bol soru çözme senesi olacak arkadaşlar. Çünkü çok daha sayısallaşmış. Yani 9. sınıfa kıyasladığımız zaman sayısal bilgilerin çok daha fazla olduğu bir sene var karşımızda. Bu yüzden de pratikler çok önemli olacak. O yüzden de ne yapacağız? Sene boyunca arkadaşlar videolarımızın her birinin sonunda biz size ödevlendirmeler yapacağız ve bu ödevlendirmelerle birlikte bütün konuları hep birlikte güzelce öğrenmiş olacağız. 10. sınıf Dinamo soru bankalarından oluşan sayısal setimiz var karşınızda arkadaşlar. Matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleriyle hazırlanmış ve son derece programımıza, müfredatımıza uyumlu kitaplarımız var arkadaşlar. Her dersimizin sonunda ödevlendirmeniz olacak ve bu ödevlendirmeyi de güzelce tabii ki her zaman olduğu gibi yapacaksınız. Bir an önce bunları edinmenizi bekliyorum açıkçası. Peki geçelim bakalım 10. sınıf kimyada neler var? 9. sınıfın üzerine neler koymuşuz? Geçmişten kalan hangi bilgileri hala daha ihtiyaç duymaya devam ediyoruz? Onları şöyle bir değerlendirelim. <laughs> Arkadaşlar ilk ünitemiz kimyanın temel kanları ve kimyasal hesaplamalar ünitesi olacak. Bakın adı da üzerinde zaten. Oldukça sayısal bir ünite var karşımızda. Sayılarla dolu bir kısım var. Ee, burada... E, Karşımıza neler çıkacak? Öncelikle kimyanın temel kanunları gibi bir başlıkla başlayacağız arkadaşlar. Burada kütlenin korunumu kanunu, katlı oranlar kanunu, sabit oranlar kanunu gibi kanunlardan bahsedeceğiz. Ardından mol kavramı gibi çok çok önemli bir kavram karşımıza çıkacak ve sürekli karşımıza çıkmaya devam edecek. Bu andan sonra özellikle de sayısalcı olacaksa Ardından kimyasal tepkimeler ve denklemlerden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkimeler nasıl oluşur? Türleri nelerdir? Ve denklemlerde denkleştirmeler nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz ve son olarak da aslında buranın hepsini şu kısmı yapabilmek için ön bilgi olarak öğrenmiş olacağız ve kimyasal hesaplamalar yapacağız öğrendiğimiz bu mol kavramını tepkimelerde nasıl uygular ve nasıl işleme dökeriz? Hangi maddeden ne kadar oluşur, ne kadar harcanır? Bunların bütün hesaplarını yaptığımız bir kısım gelecek. Bakın oldukça sayısal bir ünite var karşımızda ve birinci dönemin neredeyse tamamını bu üniteyle geçireceğiz ve buradaki özellikle çalışırken bol bol soru çözmeye özen göstermemiz gerekecek. Bir sonraki ünitemiz karışımlar ünitesi olacak arkadaşlar. Buraya birazcık daha hakimiz aslında. Ta ortaokuldaki bilgilerimizden homojen ve heterojen karışımlar nedir? Tanımlarını yapacağız. Bunlar üzerine konuşacağız. Çözünme sürecini açıklayacağız arkadaşlar hep birlikte. Bakın burada da 9. sınıfta öğrendiğimiz bu etkileşimler bilgileri yine çok önemli olacak. Kim kimin içerisinde çözünür? Kim kimin içerisinde çözünemez ve neden çözünüp çözünemez? Bunların cevaplarını arayacağız. Ardından derişim dediğimiz bir kısma geçeceğiz arkadaşlar. Yani çözülmüş madde oranını belirten ifadeler çözeltilerde, karışımlarda e, birleşenlerin oranlarını burada ifade edeceğiz ve bu oran için kullandığımız ifadeleri gözden geçireceğiz. Çözeltilerin koligatif özellik dediğimiz bazı özellikleri var arkadaşlar. Yani aslında çözeltinin içerisindeki çözülen maddenin miktarına veya oranına bağlı olarak değişen işte erime noktası, kaynama noktası gibi bazı özellikler var. Bunlar üzerine konuşup yorumlar yapacağız. Ardından da yine ortaokuldan hakim olduğumuz ayırma ve saflaştırma teknikleri gelecek arkadaşlar. Burada da karışımı oluşturduktan sonra nasıl bileşenlerini ayırabiliriz konusu üzerine konuşacağız. Sonrasında üçüncü ünite olarak karşımıza asitler, bazlar ve tuzlar ünitesi gelecek. Yine arkadaşlar ta ortaokuldan beridir hakim olduğumuz konular aslında tabii ki çok daha genişletilmiş bir formatta karşımıza çıkacak. Öncelikle asitleri ve bazları tanıyarak başlayacağız. Hangi maddeler asittir, hangi maddeler bazdır ve bunların özellikleri nelerdir, pH nedir ya da indikatör nedir bunlar üzerine konuşacağız. Ardından Asitlerin bazılarının hem birbiriyle verdikleri tepkimeler hem de metallerle verdiği ya da işte bazı önemli maddeler işte cam gibi bazı maddelere verdiği tepkimeler üzerine konuşacağız. Ve buradaki tepkimelerin denkleştirmeleri üzerine de konuşacağız. Hayatımızdaki asitler ve bazlardan bahsettiğimiz zaman asitlerle bazlarla çalışırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Daha çok bunlar üzerine konuştuğumuz bir bölüm oluşacak ve günlük hayatta yaygın olarak karşımıza çıkan asitleri bazları tanıyacağız. Son olarak da arkadaşlar yine günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı tuzları genel özellikleriyle birlikte öğreneceğimiz bir bölüm olacak ve bununla birlikte de yine bu üniteyi de tamamlamış olacağız. Son ünite olarak da karşımıza kimya her yerde gelecek arkadaşlar. Adı üzerinde zaten aslında kimyanın günlük hayattaki yerini öğrendiğimiz bir ünite olacak arkadaşlar. Burası iki tane temel başlığımız var. yaygın günlük hayat kimyasalları. Burada temizlik maddeleri, polimerler, ilaçlar, kozmetik malzemeler gibi çok önemli günlük hayatta sürekli karşılaştığımız bazı kimyasallardan bahsedeceğiz. Ve son başlık olarak da Gıdalar başlığı karşımıza çıkacak arkadaşlar burada da özellikle hazır gıdalar üzerine konuşuyor olacağız ve bununla birlikte de e, 10. sınıf kimya konularıyla birlikte tamamlamış olacağız ve bu bütün süreç boyunca da tabii ki videolarımızla derslerimizde her zaman yanınızda olmaya devam ediyor olacağız arkadaşlar peki bu süreç boyunca bizim özellikle 10. sınıf kimya konuları için nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlar üzerine bir konuşalım. Özellikle arkadaşlar ilk ünitede bakın en çok da onun üzerinde durduk ve dedik ki birinci dönemin neredeyse tamamı bu üniteyle geçecek. Aşırı sayısal üye var. Dolayısıyla sayısallara kendimizi bir hazırlamamız gerekiyor. Yani neredeyse matematik kadar sayısal işlem yapacağımız bir ünite var karşımızda. Ünite üçü konulara baktığımız zaman arkadaşlar hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Asla ve asla konu kaçırmaman gerekiyor. Yani sen mol kavramını kaçırdığın zaman hani ilk ünitede bahsettiğimiz Artık kimyasal hesaplamaları yapman mümkün değil söyleyebilirim bunu sana. O mol kavramını öğrenmek zorundasın. O yüzden asla hiçbir konuyu kaçırmaman gerekiyor. Ya da aynı şekilde Asitler bazılarda da bir konuyu kaçırdığın zaman pH konusunu öğrenemedin diyelim. Sonraki konularda kesinlikle zorlanacaksın. Kesinlikle soru kaçıracaksın. O yüzden de bu riski almamak için hiçbir konuyu kaçırmadan her şeyi öğrendiğimizden emin olarak ilerlememizde fayda var. E çok fazla sayısal var dedik. Dolayısıyla çok fazla pratik yapmamız gerekiyor. Çok fazla soru çözmemiz gerekiyor. Ve konuları unutmamak için de sürekli de tekrar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci üniteyi bitirdik kapandı defteri kenara koyalım değil sene boyunca bu konularla ilgili soru çözmeye de devam ediyor olmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar eğer sayısal bir konudan bahsediyorsak e, soru çözümlerinden bahsediyorsak farklı türde bir sürü soru karşımıza çıkabilir. O yüzden tek bir kaynağa bağımlı kalmamalıyız. Birden fazla birçok kaynaktan farklı farklı sorular, farklı farklı bakış açılarını görerek çözümler yapmamız gerekiyor ki... E, ...eksiz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde ilerlediğimizden emin olabilelim. O zaman bir sonraki buluşmamız arkadaşlar dersle geçiyor olacak. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki ödül sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.